bize hayal kurun diyorsun hocam. Biz kurduğumuz hayalleri o kadar çok düşürdük ki suya. Nasıl olsa olmayacak. Bizim düşlediğimiz ne varsa bu hayatta başkaları yaşayacak. Arka sıradakilerin rüyaları başkalarının gerçekleri olacak hocam. Kimin umrunda, tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Aha Gamze. Gamzeciğim, tanıştırayım. Menderes Bey. Kim olduğunu biliyorum anne. Vallahi ben söylemedim. Ne oldu? Şaşırdın mı anne? Artık benden bir şey saklayamazsın. Ve sana şunu da söyleyeyim. Onunla evlenmeyeceğim. Ne diyorsun kızım sen? Benim neredeyse babam yaşındaki bu adamla evlendirmek istediğini biliyorum. Ama başaramayacaksın. Evlenmeyeceğim. Kızım delirdin mi sen? Benim öyle bir niyetim yok. Sen evlenmeyeceksin ki. Ben evleneceğim. Ne? Duydun işte kızım. Menderes Bey'le ben evleneceğim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler Fatoş Hanım. İyi günler. Şaka mı yapıyorsun sen anne? Sence bu yakışık alıyor mu anne? Neden yakışık almasın? Nikah kıyacağım adamla ayol. Neresi yanlış bunun? Gamzeciğim otur. Sen de abla. Hadi güzel güzel konuşalım şu konuyu. Anne, sen ne dediğinin, ne yaptığını farkında mısın? Hani ben kızımın başına üvey baba getirmem diyordun? Hani dünyanın bin bir türlü hali var. Ben kız evladı büyütüyorum. Onun rahatı, onun güvenliği her şeyden önce gelir diyordun. Nerede o kadın? Menderes Bey'i tanıyana kadar ben de böyle düşünüyordum. Ama o benim bu konudaki fikrimi değiştirdi. Boşuna endişeleniyorsun Gamze. O senin rahatını bozacak bir adam değil ki. Öyle birisi olsa zaten ben onunla bu yola girmem ki. Ya nereden tanıyorsun elin adamını? Ne kadar çabuk tanıdın da bu fikre sahip oldun. O adamla aynı evde yaşayamam ben anne. Bunu kafana sok. Yaşayacaksın Gamze. Menderes Bey öyle alelade bir adam değil. Aklı başında, düzgün. Maddi durumu da yerinde bir adam. Mesele yine para değil mi? O kadar uğraştın, beni zengin birine yamayamadın. Şimdi kendin deniyorsun şansın değil mi? Gamze. Sonunda aradığın bankayı buldun. Tebrik ederim anne. Tek derdin para zaten. Ben giyineyim, kuşanayım, har vurup harman savurayım diye, hayatımı yaşayayım diye istemiyorum ki bu parayı. Seni okutmak için, borçlarımızı ödemek için, hayatımızı kurtarmak için ihtiyacımız var, anlamıyor musun? Hayat zor kızım. Tek başıma mücadele edemiyorum artık. Hesap yapmaktan yoruldum. Uykularım kaçıyor geceleri. Kolay mı sanıyorsun tek başına bir kadının evlat büyütmesini bu zamanda? Başımızı sokacak bir evimiz bile yok. Aylardır burada, teyzenin yanında sığıntı gibi yaşıyoruz. Bıkmadın mı bundan? Bir çıkış yolu bulmak zorundaydım ben de. Senin çıkış yolundan anladığın, sırf parası var diye bir adamla evlenmek mi? Sadece para için değil, yalnızlıktan da sıkıldım. Bu hayatı paylaşacak birine de ihtiyacım var. Sen yarın öbür gün evlenip gideceksin. Beni düşündün mü hiç? Ben ne yapacağım? Tek başıma yaşlanacağım. Bunu mu istiyorsun? Ben de bir hayat arkadaşı istiyorum Gamze.
Bu yanlış bir şey değil kızım. Biraz annene hak ver Gamze. Yalnızlık Allah'a mahsustur dememişler boşuna. Senelerdir hem anne hem baba oldu sana. Onun da senin yaşlarında bir kızı var biliyor musun? Hem arkadaş olacaksınız hem kardeş. Ben ne üvey baba ne de üvey kardeş istemiyorum. Siz beraber mutlu mesut yaşarsınız bir evde. Ama iyi davran üvey kızına. Çünkü ondan başka bir kızın olmayacak artık. Seninle yaşamayacağım bundan sonra. Çok ciddiyim. Bak, nerede yaşayacaksın? Babanla mı yaşayacaksın ha? Neden olmasın? Babamın haberi var mı evleneceğinden? Babanı ilgilendirmez. Ona hesap mı vereceğim ben? Evet, hesap vereceksin. Beni hiç tanımadığım koskoca bir adamla, bir yabancıyla aynı evde yaşamayı mecbur bırakmanın hesabını vereceksin. Arıyorum şimdi. Bakalım ne diyecek bu işi. Sen babanı hala tanımıyorsun yazık. Sen onun umurunda bile değilsin. Hiçbir zamanda olmadın. O kendinden başka hiç kimseyi düşünmez. Bencil bir babadan seninle ilgilenmesini, sana bakmasını, seni yanına almasını bekleyemezsin kızım. Ne kadar kötü olursa olsun bencil bir baba, üvey bir babadan iyidir. Ulaşılamıyor. Ne zaman ulaşılabildi ki? Ben babama gidiyorum. Saçmalama Gamze. Gitsin de sokakta kalsın. Aklı başına gelsin. Bundan sonra seninle kalmaktansa sokakta kalırım daha iyi. Ne halin varsa gör. Bıktım artık seninle uğraşmaktan ya. Yeter artık Gamze. Ben de insanım. Ablacığım, en iyisi sen evlendikten sonra Gamze benimle yaşamaya devam etsin ha. Menderes Bey'i daha iyi tanıdıktan sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Sakın Fatoş. Sakın böyle bir şey müsaade edeyim deme. Yemin ediyorum bir daha yüzüne bakmam. Bizimle beraber aynı çatı altında yaşayacaksın. Senin yerin benim yanım. Ne olursa olsun. Babam beni istemese de, bütün kapılar suratıma kapansa da ve ben sokaklarda yatsam bile tanımadığım bir adamla ve kızıyla aynı evde kalmayacağım. Gamze, nereye? Tamam, bırak gitsin. Ne oluyor bize Sibel? Sana sormalı. Üniversiteye başladığım günden beri garip davranıyorsun. Seni göremiyorum ki garip davranayım. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Hepsi de mi diyorsun? Farkında mısın? Sadece korkuyorum. Neden korkuyorsun? Beni unutmandan korkuyorum. Artık aynı okulda değiliz. Birbirimizi eskisi kadar sık göremiyoruz. Alışamadım buna. Her sabah o sınıftan girdiğimde sırana bakıyorum, sen yoksun. Yavaş yavaş benden kopuyorsun sanki. Bağlayan okul değil ki. Şartların değişmesi bizim sevgimizi değiştirmeyecek. Sen bunu anlamıyorsun. Ama başka şeyler var düşünmen gereken. Tiyatro kulübü, kütüphane, dersler, projeler, yeni arkadaşlar, yeni uğraşlar. Sanki bunların hepsi çalıyor seni benden. Parça parça azalıyorum hayatımda. Sonunda biteceğim böyle giderse. Bence sen benden değil, kendinden korkuyorsun. Bu yıl birbirimizi daha az göreceğiz. Ama gelecek yıl sen de üniversiteyi kazandığında her şey eskisi gibi olacak diye konuşmadık mı? Haklısın, haklısın. Bak, birbirimizin hayatına uyum sağlamalıyız. Mesela benim tiyatro kulübüne gel diyorum, gelmiyorsun. Yalan mı? Ben o insanları tanımıyorum ki. Ben de tanımıyordum ama tanıştım. Yine haklısın. Tiyatro kulübüne gelmem. Ama oynayacağım bir oyunda seni izleyeceğim. Anlaştık mı? Hı-hı, tamam. Bu arada ben de seni görmek için her fırsatı kullanacağım. Mesela yarım saat daha erken kalkarsan okula gitmeden önce daha çok görmüş oluruz birbirimizi. Bana uyar. Seni uykumda görmek yerine yanında görürüm, ne güzel. Özür dilerim ya. Bundan sonra kuruntuya bağlanacağım, tamam mı? Tamam. Hadi. Hayır Ali, vazgeçemem. Sen benim ricalarıma sürekli hayır dediğine göre ben de sana hayır diyorum. Yani benimle inatlaşma kuruna Memo'nun hayatını riske mi atacaksın? Atla iş yapmakla hayatı riske falan girecek değil. Herhalde onun kilosundakiler için ekstra önlemler alıyorlardır. Ya almıyorlarsa? O zaman atlamasına izin vermezler zaten. Ya verirlerse? Bak, Memo bana açıkça itiraf etti. Atlarsa bacaklarının kopup bedeninin yere çakılacağından korkuyor. Daha o gün gelmeden, o yüksekliğe çıkmadan atlayışın gerilimini yaşamaya başladı. Ama adım gibi biliyorum. Tüm korkusuna rağmen eğer onu o yüksekliği çıkarırsan atlamadan hayatta aşağı inmez. Yere çakılmasına gerek kalmadan korkudan havada ölebilir. Bu günahı taşımaya gerçekten hazır mısın? Bu benim günahım olmaz ki.
Atlayış yaptıranlar bütün önlemleri almak zorunda. Eğer Memo'ya bir şey olursa ben atlayışı yaptıranlardan önce senin yakana yapışırım Ece. Beni korkutamazsın Ali. Memo yarı çakılırsa bu bizim suçumuz olmaz. Ama böyle bir kaza, ne kadar üzülürsek üzülelim, aşkımızın başlangıcı olabilir. Biz neleri aştık ki bu? Nelerin üstesinden geldik? Üniversite mi ayırabilir bizi? Atlatacağız bu yılı, göreceksin. Zaman su gibi akıp gidecek. Sen de üniversiteli olacaksın benim gibi. O zaman her şey daha güzel olacak. Haklısın aşkım. Kazanacağım üniversiteyi. Ben de üniversiteli olacağım. Kitap bile okurum. Üniversiteli bu. Ne yapıyoruz? Benim Ortaköy'e gitmem gerek. Kitap satacağım. Tamam. Sonra görüşürüz. Birbirimize karşı anlayışlı olduğumuz zaman hayat daha kolay oluyor, görüyorsun. Senden bir tane daha olsaydı hayat o zaman kolaylaşırdı. Diğer Sibel üniversiteye giderdi, projeleri bitirir, kulüplere üye olur. Bütün vaktini istediği şeyleri yapmaya harcardı. Sen de 24 saat benimle olurdun. Nasıl fikir? Güzel. Hadi. Sen şimdi hangisi versin? Sen hangisini istersen. Belki de bu konuyu açıklamak için bu kadar acele etmemeliydik. Nasıl olsa öğrenecekti Menderes Bey. Geç ya da erken ne fark eder? Aynı tepki verecekti zaten. Yine de çok üzüldüm tartışmanıza. Üzülmeyin. Siz bilmezsiniz Gamze'yi. İnatlaşmayı çok sever. Ama sonunda beni üzgün görmeye dayanamaz. O zaman da barışırız. Umarım aranızdaki kırgınlık fazla uzun sürmez. Sürmez merak etmeyin. Yapabileceğim bir şey olursa lütfen çekinmeyin Esra Hanım. Teşekkür ederim Menderes Bey. Merak etmeyin. Ha bu arada siz söylediniz mi kızınıza? Hayır, henüz değil. Ama uygun bir zamanda söyleyeceğim. O halde bu konuyu yarın etraflıca konuşalım. Kapatmanız gerek galiba. Kızınız mı yanınızda? Evet, tabii. Tamam o zaman, yarın görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle konuşuyordunuz babacığım? Bir arkadaşımla konuşuyordum. Bu akşam yemeğe biraz gecikmişiz babacığım. Olağanüstü bir durum mu var? Yok, hayır. Markette kuyruk vardı bugün. O yüzden eve geç geldim, ondandır. Anladım. Bu arada her şey harika gözüküyor. Afiyet olsun. Okulun nasıldı bugün? İyi. Baba. Yarın akşam bir arkadaş bizi evine davet ediyor da. Ben de gidebilir miyim? Akşam gezmeleri konusunda ne düşündüğümü biliyorsun. Saat 6'dan sonra evde olmanı istiyorum. Evet ama artık büyüdüğüme göre kurallarda biraz değişiklik yapamaz mıyız? Kural kuraldır kızım. Kati surette değişmez. Değişirse o zaman kural olmaz. Kurallar zamana göre yeniden gözden geçirilebilir ama. Gayet tabii. Ancak müsaade edersen bunun zamanına ben karar vereyim. Babacığım. Pınar. Benimle tartışmayacaksın değil mi? Hayır babacığım. Afiyet olsun. Kendine iyi bak, tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Bye bye. Aa yengecim, hoş geldin. Zehra, ne bu salonun hali? Ya biraz alışveriş yaptım da. Biraz mı? Evet. Yeni sezon için feci güzel şeyler var yenge. İnsan karar veremiyor valla. Bu isimdekini de yeni aldım. Bugün aldım. Şu mor hırka nasıl? Beğendin mi? Ya bak, iyi bir alışverişin püf noktası, beğendiklerin arasında asla seçim yapmayacaksın. Hepsini alacaksın, kaçırmayacaksın. Böyle olunca da ben de beğendiğim her şeyi aldım. Ve sana da bir sürpriz. Bu çantayı sana aldım. Hadi bak, aç. Çok beğeneceğine eminim. Zehra, bu çok pahalı bir çanta. Ne olmuş? Bunu kabul edemem. Niye? Çok havalı değil mi yenge? Herkes alamaz hem bu çantayı. Ya acayip fark atarsın iş yerindeki arkadaşlarına. Hadi tak. Sağ ol, istemiyorum. Ay sen bunu beğenmedin bence. Tamam, değiştiririz, dert etme. Çantayı değiştirmeyeceğiz. İade edeceğiz Zehra. Niye ya? Tamam, beğenmiyorsun o zaman başkasına veririz.
Anlamıyorsun beni. Ne oluyor ya? Buna ne kadar para verdin? 1200. Peşinde de %10 indirim varmış. Kaça geliyor işte, sen hesapla. Bu parayla aylarca geçinmeye çalışan insanlar var. İyi de bana ne bundan ya? Hayır, benim suçum mu bu? Hayır. Ama kendi geleceğini harcaman senin suçun. Paranın hesabını bilmiyorsun. Yarını düşünmüyorsun bile. İyi de yarın bugünü mahvetmek için uydurulmuş bir saçmalık. Ya bugün param varsa niye harcamayayım? Para dediğin ne ki? Bankada bir rakam. Ya istediğinde böyle dokunup keyif alamayacağım bir rakam. Yani kağıt üstüne yazılı sayılar. Yarın geldiğinde düşünürüz. Tamam? Hayır Zehra. O kadar beklemeyeceğiz. Paranı çarçur edip durmanı seyredemem. İzin ver, paranı ben idare edeyim. Kalanı kurtaralım hiç olmazsa. Hı? Sağ ol yenge. Gerek yok. Para bankada bekleyebilir. Ama zaman beklemiyor ne yazık ki. Geçip gidiyor. Ben de henüz vaktim ve param varken hayatımı kafama göre yaşamak istiyorum. Umarım bir gün pişman olmazsın. Pişmanlık mı? Benim kodlarımda böyle bir duygunun şifresi yok yenge. Yani aslında birazcık var. Pişmanım şu anda. Ya seninle konuşurken düşündüm de. Şu çizmelerin keşke kırmızısını da alsaydım. Ya neyse canım, yarın gidip alırım. Özür dilerim Gamze ya, çok özür dilerim. Senin bir suçun yok senin. Esra teyze annemi arayıp baskı yapmış. Bizde kalmana izin verirse polise giderim demiş. O kadarını yapamaz. Sadece korkutmak istemiş. Vallahi başarmış yani. Annemi biliyorsun, hemen panik olur, eli ayağı titrer. Kendi annemi biliyorum, o da yeter zaten. Ne yapacaksın şimdi, nerede kalacaksın? Sibel'e gideceğim. Ha, ben de şimdi onu diyecektim. Müsait olmayabilirler ama. Niye olmasınlar canım? Zaten kalabalıklar. Şimdi ben de gidince fazla geleceğim onlara. Saçmalama kızım, sen mi fazla geleceksin onlara? Niye? Size geldim işte. Aa, aşk olsun Gamze ya. Annem izin vermedi. Yoksa ben bırakır mıydım seni? Biliyorum biliyorum, senin suçun değil. Annem beni çaresiz bırakmaya çalışıyor aklınca. Ama yılmayacağım. Elimden geleni yapacağım. Direnebildiğim kadar direneceğim. Onunla, müstakbel kocasıyla, üvey kızıyla aynı evde yaşamamak için her şeyi yapacağım. Safvet. Efendim. Bizimle geliyor musun? Bungee jumping'e mi? Evet. Hadi bir amaç olur anlarım da. Durup dururken niye hayatımı tehlikeye atayım ki? Al sana bir Ali daha. Ali gelmiyor mu? Geliyor biliyordum. Geliyor gelmesine de gitmeyelim diye bütün gün başımın etini yiyip durdu. Yo. O yine dilsiz modunda sessizce oturuyor işte. Sonunda kararlılığımı anlayınca dilini kedi yuttu abicim. Surat asma moduna geçti. Sen gerçekten korkmuyor musun Memo? Hem de bu kiloyla. Korkmaz olur muyum? Paçalarımdan akıyor. Ama atlayacağım işte, elim mecbur. Ecem'e söz verdim. Hadi hayırlısı. Senin kilon kaç Memo? Sana ne? Ya gerçekten korkmuyor musun sen? Benim işime burnunu sokma Derman. Ya evet. Senin kilon kaç harbiden Memo? Niye ya? Ya merak ediyoruz işte. Bu akşam da herkes benim kiloma taktı ya. Ne olmuş ya? Kilonu hatırlamak istemiyor musun? Tam 125 kiloyum abicim. Oldu mu? Mutlu musunuz? Oldu valla. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sana değil lan, Ali'ye söyledim. Olsun. Yine de sağ ol. Oktay arıyor. Oktay. Beni aramısın aşkım? Duymadım, kusura bakma. Safvet'e gidecektin. Merak ettim seni. Bir problem yok. Sadece teşekkür ettim. Sen dışarıda mısın? Evet, Sibel'e gidiyorum. Gamze evden çıkacak olursan bana haber ver demiyor muyum? Bu aralar yalnız dolaşmanı istemiyorum. Tam olarak neredesin? Hemen geleceğim. Ya gerek yok Oktay. Sen hem var yanımda. Evet, yalnız ben değilim. Buradayım. Ha? Tamam Gamze, yine de dikkatli ol. Bak, eğer orada kalmayacak olursan ara beni. Ben eve bırakayım seni. Tamam, görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi. Ya barışırlar oğlum, sıkma canını. Aman çok da hafif bir oğlum. Sülale birbirine girdi diyorum abicim size. Harun gidip yetiştirmiş her şeyi teyzeme ya. İspiyoncu herif. Ay. Küçükken de böyleydi. Annemle teyzem küs şimdi. Bir daha zor barışırlar. Ya aslında aranızdaki bir şeye niye karışıyorlar ki? Evet abicim. Hiç işte. Vallahi teyzem Harun'u dövmeme çok içerlemiş. Ne yapayım? Dövmeyeyim de ne yapayım?
Sevgilime sarkıyoruz düşmanı. Lan sevgilim deyip durma lan. Bariz deşeceğim şimdi seni ha. Tamam sevgilim. Yani Özgem. Film bunlar ha vallahi. Oğlum ekip bunlar. Birbirini bulmuş işte. Aynılar baksana. Buyur. Ne oldu kız? Harun etiketinden yine mesaj. Aha. Yediği dayak yetmedi Sıpa'nın. Gideceğim basacağım evini. Alacağım yatağından. Bir dakika dur bir dakika. Ne diyor gene? Harun yaz, boşluk bırak. Harun gelsin o boşluğu doldursun. Eyvah eyvallah. Merhaba. Eda geldi. Hoş geldin Eda. Hoş geldin Eda. Selam. Hoş geldin. Nasılsın Yadigar? İyiyim ama biraz şaşkınım. Neden? Şey, beklemiyordum seni. Geleceğim demiştim ama. Evet ama ben laf olsun diye söyledin sandım. Yok canım. Üniversiteli olduk diye eski arkadaşlarımızı unutacak değiliz yani. Şşt. Lan Pamuk. Bozulma be oğlum. Gel lan. Tamam be oğlum. Gel işte Allah Allah. Ben Harun dövmesini bilirim. Ben annemle teyzeme üzülüyorum. Ne haber? İyi. Nereye böyle? Bir arkadaş. Niye eve gitmiyorsun? Geç oldu. Bugünlerde hiç satış yapamıyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Bu saatten sonra kim kitap almak için dışarı çıkar ki? Gelen geçen oluyor işte. Hala kalabalık buralar. Belki alırlar. İyi. Artık olamazlar o zaman. Zehra ne yapıyorsun? Çünkü... Zehra ne yapıyorsun? Hepsini... ben alacağım. Zehra, saçmalama ne yapıyorsun ya? Koş paranı. Olmaz öyle şey. Aa, niye olmasın ya? Ben de müşteriyim. Değilsin. Sen sadece bana iyilik yapmaya çalışan bir arkadaşsın. Yok artık. Arkadaşın olabilirim. Ama şu anda seni değil, kendi zevkimi düşünüyorum. Bu kitapları seni sevindirmek için almıyorum. İnsanlara hediye etmek için alıyorum. Zehra ne yapıyorsun? Zehra hayır. Zehra hayır. Zehra ne yapıyorsun? Bırakır mısın? Bir dakika dur. Zehra bırak. Ya bir karışma bir dakika. Bekle. Bayım. İlginizi çekerse. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun buyurun alın. Siz de alın. Hediyem olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Bakar mısınız? Size de. Sağ olun. Buyurun bunları da alın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak bunları da ben alıyorum. Benim için. Hayırlı işler. Afiyet olsun. Annene hak vermemek elde değil Gamze. Al canım. Belki kızacaksın bana böyle konuştuğum için ama yalnızlık gerçekten zor. Hele ki dul bir kadın olmak bu toplumda. Ben de boşandım biliyorsun. Bir de annen seni yetiştirmiş, büyütmüş. Neler çekti kim bilir. Benim annem de çok çekti. Başımızda bir erkek olsa belki işler daha kolay olurdu. Ama o zoru seçti. Birçok kadın gibi. Sadece kadın için olur mu? Erkek için de zordur yalnızlık. Rahmetli babam... annem öldükten sonra tek başına büyüttü beni. Hatice'nin olmasa kim bilir ne yapardı. Birini sevmeden hayat geçer mi bilmiyorum. İlla ki bir arkadaş ister insan yanında. Ya Esra teyze için sevindim ama. Ya annem yalnızlık çekmiyordu ki. Ben vardım, teyzem vardı. Şimdi ne ediyor belirsiz bir adam girecek hayatımıza. Kızıyla beraber. Ya beni düşünüyor musunuz hiç? İki yabancı ile aynı evde. Kendi evimde diken üstünde oturacağım. Rahat olamayacağım. Yabancı gibi yaşayacağım annemin evinde. Buna izin veremem. Annem o adamla benim aramda bir tercih yapmak zorunda. Sen de haklısın kendine göre. Ama anneni böyle bir tercihe mecbur bırakma Gamze. Ona biraz anlayış göster. Hem senin yerin ayrı, hayat arkadaşının yeri ayrı. E tabi canım. Ya beni geçin, Oktay müsaade etmez böyle bir şeye. Oktay annemin eve bir adam getireceğini duysa kıyameti koparır. E ama evleneceklermiş. Fark etmez ki. Oktay delirir. O izin vermez zaten annemle bu şartlar altında yaşamama. Ya siz ona bir şey söylemeyin tamam mı? Bu yaşadıklarından kesinlikle haberi olmamalı. Yoksa işler daha da karışır. Aşk olsun Gamze. Söyler miyiz? Hiç ayıp ediyorsun. Ya
Bu arada sizi de rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. En kısa zamanda kalacak bir yer bulacağım kendime. Lafı mı olur Gamze? Rahat ol lütfen. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Sağ ol. Ben bakarım. Kim o? Merhaba. Merhaba. Gamze Baran için gelmiştim. Kendisi içeride. Ben alayım. Buyurun. Bir imza alabilir miyim? Tabii. Buyurun imzalayın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cevher Bey'den mi? Hayır. Çiçekler Gamze'ye. Bana mı? Hı hı. Oo, Oktay eniştemiz bayağı romantiğe bağlamış. Hayret. Şunların güzelliğine bak. Mis gibi de kokuyor ha. Hiç üzülme, mutlu ol. Hı-hı. Şunları bir vazoya koyayım. Okuldan çok memnunum. Al. Hayatımı değiştirdi sanki. Yeni bir çevre, yeni insanlar, yeni bir hayat. İnsan bazen yeni bir hayatı olsun ister. Bazen de eskisini özler. Yaşadıklarına bağlı. Benim son bir yılım kabusu sanki. Özge, özleyebileceğim hiçbir şey yok. Hiç konuşmuyorsun. Yani arkadaşlarımdan başka. Zaten. Haklısın. Seni çok üzdü bu mavi sakal olayı. Sadece o değil, Ali ile ben de çok yorduk seni. Değil mi? Ya Özge, şimdi aslında düşününce bir tako çekişme güzeldi galiba. Of. O zamanlar gıcık oluyordum evet ama şimdi düşününce ikinizin benim için rekabet etmesi sence de çok komik değil miydi? Komikti tabii. Sen Ali'yi seçmiştin, ben de bunu kabul etmemiştim. Kabul etmek istemiyordum daha doğrusu. Ali ile olmayı istedim evet. Olanlardan sonra ona aşık olduğumu bile düşündüm. Ama kafam çok karışıktı Yadigar. Şimdi Ali ile olmayacağını biliyorum. Sadece o değil, ben de istemiyorum artık. Gerçekten mi? Evet. Olaylar insanları değiştirir, olgunlaştırır. Ben de daha olgunum eskiye göre. Baksana Eda'nın gözleri parlıyor. Özge, sen de mesela böyle ilgilenir. Yavaş. Just is not right. Just is strange. Try to make its way. Aynısından bir tane daha alabilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Harikaydın yine. Ya herkese alıyorlar buraya. Bir daha gelmeyeceğim vallahi. Ne işin var burada? Seni özlemiş olamaz mı? Nasıl buldun beni? Bir bar kuşunu bulmak o kadar da zor değil. Ne istiyorsun? Senden sonra da hayatımda birileri oldu. Ama hiçbiriyle senin olduğun gibi değildi. Sende başka bir şey var. Ne Ekin'de ne de diğerlerinde olmayan başka bir şey. Evet. Bende senin gibi bir gerzeye uzun süre katlanma yeteneği var. Ama kötü haber. Ben de yeteneğimi kaybettim. Hayır, sende olan şu. Sen acayip tutkulu bir hatunsun. Kolay vazgeçmiyorsun. İstediğin her neyse ve her kimse bunun için savaşıyorsun ve sonunda mutlaka kazanıyorsun. Seni diğerlerinden ayıran bu işte Zehra. Buradayım bak, yine kazandım. Ama ben senin için savaşmayı çoktan bıraktım. Sen feci bir ceza gibisin Burak. İnsan çekip kurtulsa bile hatırlamak canını sıkmaya yetebiliyor. Çünkü hatırlanmayı hiç hak etmedin. Zehra, seni üzdüm biliyorum. Saçmaladım. O zaman bile beni seviyordun ama. Şimdi gerçek Burak'ı tanıdığında eskisinden çok daha mutlu olacaksın benimle. Ya Burak, anlamıyor musun, geçmiyor mu? Bir kızın senin gibi bir herifi tanıması büyük talihsizlik. Sana aşık olması ise büyük bir salaklık. Evet, şansım kötüydü ve ben bir salaktım. Ama şansım döndü. Ve ben akıllandım, tamam mı? Şimdi toz ol. Bana kızgınsın.
Bu hala bana aşık olduğunu gösteriyor. O kadar sıkıcısın ki. İyi müzik bile kurtarmıyor mekanı. Bu hiç de veda öpücüğüne benzemiyordu. Hiç umudum kalmadı sanıyordum ama yanılmışım. Asıl yanılmadığını sanmakla yanılıyorsun. Ama bir kez daha yanılıp da aynı hatayı yapmaya kalkarsan bunu sana çok pahalıya mal ederim. Ablacığım, bırak artık inadı. Bir aramadın şu kızı. Aramayacağım dediysem aramayacağım Fatoş. Ya, o zaman izin ver ben arayayım. Nerede kalıyor, ne yapıyor hiç merak etmiyor musun? Koca kız, işine geldiği zaman ben artık çocuk değilim diyordu ya. Kaç bucak olduğunu. Bunu sürsün biraz Fatoş. Çok şımarttım ben bu kızı ya, çok. Gelecek, özür dileyecek benden. Tamam. Safet, ne yapmaya çalışıyorsun? Beni kahpaçlardan kurtardın. Çok teşekkür ediyorum. Ayaktayım, yürüyorum. Bu da senin sayende. Çok teşekkür ediyorum. Dün akşam çiçek yollamışsın. Hiç gerek yoktu. Yine de teşekkür ediyorum. Safet bak, oldukça gergin zamanlar yaşıyorum. Sana karşı kırıcı da olmak istemiyorum. Lütfen bırak peşimi artık. Lütfen. Unutamıyorum Gamze. Ne kadar çabalasam da unutamıyorum, anlamıyor musun? Unut Saffet. Ben Oktay'ı seviyorum. Oktay'a aşığım. Bu ölünceye kadar da değişmeyecek. Asla değişmeyecek. Ben de o halde ölene kadar beklerim. Bana kalırsa... Bu herkese da doğru, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Buna ya şu oyun mısın? Çalışmaları nasıl gidiyor Leyla Hanım? Ah, henüz çalışmaya başlamadık. Bugün bir araya gelip planlama yapacağız. Ders programı yoğun olmasaydı size yardım etmeyi çok isterdim ama biliyorsunuz. Vallahi iyi olurdu Sinancığım. Yardıma ihtiyacımız var çünkü. Kemal nasıl hallediyordu bu işi bilmiyorum ama... ben tek başıma zorlanacağımı düşünüyorum. Hı-hı. Sizin programınız nasıl Suna Hanım? Neden sordunuz? Oyun çalışmaları için sizden yardım isteyecektim. Müsaitseniz tabii. Kusura bakmayın, müsait değilim. Derslerden arta kalan zamanlarımda öğrencilerimle ders hakkında çalışmayı tercih ederim. Böyle önemli bir yılda ihtiyaçları olan bir tiyatro oyununa çalışmak değil bence. Derslerini bolca tekrar etmeli. Anlamadıkları, takıldıkları yerleri bizlere, arkadaşlarına danışarak bu eksikliklerini gidermeleri lazım. Böyle bir etkinlik bilakis çocuklar için ihtiyaç. Sınavın getirdiği baskıyı unutabildikleri ender zamanlar. Ve bence buna da ihtiyaçları var. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Bu çalışmanın derslerine odaklanmalarına engel olacağından korkuyorum. Sözlerinizin altına imzamı atarım Suna Hanım. Sizinle kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama Hulusi Bey'i ikna edemedim bir türlü. İzin verdi bir kere. Canım. Baktık o yüzden ders aksatıyorlar. Geri alırız izimizi ya. Ne? Ne olacak? Suna Hanım. Suna Hanım. Gamze'nin dediği gibi. Başına gelenler kazaymış abi. Hayır değildi. O herifin yaptığını biliyorum ama kanıtlayamıyorum işte. O Kerem Kılıç'ını biz dün de takip ettik. Durum aynı. Evden kafeye, kafeden eve. Beklemediğim bir anda saldırıya geçmesinden korkuyorum. Bir yerlerde canımı yakacak bir plan içerisinde olduğunu biliyorum. Bence takma artık. Bir gazda gelmiş, söylemiş, kusmuş o kadar. Bir şey yapacağı yok ya. Anca lafta. Bence de. Biz işimize bakalım. Yadin'in okula rahat girip çıkabilmesi için yapmamız gerekenler var. Hah, yaşa. Rıza, Dizdar. Siz...
Alt sınıflara da haber verin, para toplasınlar. Ama kimse bütçesini zorlamasın, tamam mı? Bunu söyleyeyim. Yani iyi bir iş yapıyoruz derken kimseyi zor durumda bırakmayalım. Tamam abi. Hallederiz. Ali! Şşş! Ali! Kalk oğlum, kalk. İlk zile 20 dakika kaldı abicim, hadi ya. Oğlum sen git, benim çok uykum var ya. Öğleden sonra gelirim. Oğlum daha bismillah der demez ekmeğe başladın lan okulu. Ne oldu, bir durum mu var? Evet var, senin durumun. Moralim çok bozuk. Aman aman abicim, başlama yine ya. Neyse, ben kaçıyorum. Bana bak, bekliyorum ha. Öğlen arayacağım, gel okula. Annenle konuştun mu? Yok, o aramadı, ben de aramıyorum. Niye? Ne oldu sizin aranızda? Söyledim yok da, kavga ettik. Yani niye Sibel'de kalıyorsun Gamze? Anlattıklarından fazlası oldu değil mi? Yani annenle başka bir sebep yüzünden açıldı aranız. Hayır Oktay, annem çalışmamı istiyor. Beni okula göndermek istemiyordu. Ben de fikrimi değiştirene kadar eve gitmemeye karar verdim. Bu kadar işte. Başka bir şey yok diyorum, neden inanmıyorsun? Bizi mi öğrendi? Hayır. Gamze, sen yine de evde ne olursa olsun anneni karşına alma. Onu ikna etmeye çabalama. Zaten seni dinlemez. Okulu bitirene kadar sabretmeliyiz. Ona bir şeylerin değişebileceğini gösterebilirim. Kararlı olduğumu gösterebilirim. Sen ne dersen de annenin fikrini değiştirene kadar o eve dönmeyeceğim. Bu sene de güzel ve bol icraatlı bir yıla başlıyoruz arkadaşlar. Aman, yeter ki bana oy verin. Bırak. Bırak şimdi. Yağdığı için para bile topladım. Aman abi, istemem. Bütün rampaları ben başkanınız olarak yaptıracağım. Bağlantılarım var oğlum. Hadi lan, rampa yaptıracakmış. Geçen sene neler söylüyordun? Nerede sınıftaki açık büfe ha? Açık büfe şey oldu. Nerede lan bahçedeki konforlu banklar? Taşa oturuyoruz oğlum, çocuğumuz olmayacak lan. Lan sinema kulübü nerede? Bir sürü oyuncu geliyordu hani okula söyleşiye. Hayatın yalan. Bari sahtesin lan sen. Kabul et oğlum, yalan senin vaatlerin. Bittin lan sen, senin devrin kapandı. Aynen abi. Açık büfe yok, bir şey yok. Of. Abi, bunlar bizim sınıftan. Yadigar abi için. Ver İsmet, sağ olsunlar. Sağ ol kömürüm. Görüyor musun çocuğu? Mesela Harun aday olsa ben bile veririm ona oyumu. Ha? Şansımızı deneriz. Güven veren bir tipi var. Vallahi mantıklı. Tabii, doğru. Vallahi öyle. Yok, siz beni öldürmek istiyorsunuz. Arkadaşlar, geçen yıl yeni başkan olmuştum okula. İlk senemdi, tecrübesizdim. Bir sürü güzel projelerim vardı. Tabii. Ama eyleme geçirmek konusunda deneyimsizdim, kabul ediyorum. Şimdi geçen seneden planladığımız ne varsa bu yıl oldu bilin. Her şey büyük sefer için, he? Lan yürü git lan. Seni artık bir daha bu okula başkan yapmazlar. Sil onu kafandan. Senin kredin bitti, doldu. Böyle konuşma Özge. Bu tarz cümleler beni daha çok kamçılar biliyorsun. Ama yine de o kamçıyı bana sen vurma. Çek! Ayrıca bizim milletimizin kredisi sonsuzdur. Bitince gidip yine alırsın, sağ olsunlar. İsmet, sen niye susuyorsun, bir şeyler söylesene. Büyük başkanı desteklesene. Vallahi İlhan ne diyeyim lan? İnsanlar haklı. Seni destekleyecek cümleleri ben bile bulamıyorum. Of. Ne diyorsun lan sen? Sen bana nasıl İlhan dersin lan? Koynumda büyüttüğüm solucan. Tenya. Kibarlığımdan İlhan diyor. İstersen herkes gibi arkadaşlarının yanında pamuk diyebilirim. Bak, laflara bak. Koynumda beslediğim kara solucana bak. Kara solucan. Lütfen benimle daha ciddi konuş İlhan. Çünkü yarın öbür gün okul başkanı ben olabilirim. Ne? Başkan mı? Başkan mı? Bravo sen. Bravo. Başkan mı? Alkış alkış. Evet, ben de adayım İlhan. Bravo. Bravo ben, İsmet başkan ben. Bravo. Helal olsun sana. Yani koynumda beslediğim solucan. Ben farkına varmadan yılan oldu da. Bir de beni mi sokmaya çalışıyor? Büyüdüğün ve farkına varmadığın doğru. Başkanlık yüzünden girdiğin hava gözlerini kör etmiş. Dünyadan haberin yok. Katılıyorum. Ben geçen dönemin ortalarından bu yola baş koydum. Emek harcıyorum. Herkese tek tek gidip adam adama propaganda yürütüyorum. Başkanlık çalışmaları uğrunda sınıfta kaldım, doğru. Ama okulda çok büyük bir kitle edindim. Ne haber Semih? Nasılsın Hüseyin? Merhaba İsmet. Merhaba. İlayda, Çesil, ne haber kızlar? Buyur. İyidir İsmet. Oha. Hadi be. Vay. Adayım derken şaka yaptığını sanıyordum.
Demek ki sen Çaka'yı kaka yapmaya karar verdin. Okuldaki bütün iğrenç isimli insanlarla arkadaş olmuşsun. Baba. Ama havanı alırsın. İlhan Başkan varken kömür ispeti kim ne yapsın ha? Karabüyü. Tabii. Sen öyle zannet. Niye canım? Bak şimdi. Sevimli, efendi, masum, kara kuru bir şey. Ben oyumu veririm. Gördün mü ya? Özge yapma. Bu yedik şakadan anlamaz. Ciddi söylüyorsun sanın havaya girer. Ne şakası lan? Vallahi Özge'yi bilmem ama ben ciddi söylüyorum. Tanımadığımız birine oy vermek yerine ben de İsmet'i tercih ederim. Sağ ol abi. Lan en tanıdığım benim zaten. Kardeşin İlhan, Pamuk. Evet de senin son kullanma tarihin çoktan geçti lan. Bariz bence de. Aynen abicim. Hazırlıklı ol İlhan. Seçim sonunda öyle bir sürprize uğrayacaksın ki yumruk yemiş gibi yıkılacaksın. Şuraya bak oğlum. Yuh, İsmet'e bak nasıl patlattı lan. İsmet başkanın izinden gidelim. Tabii canım. Hadi başkanın izinden gidelim. Başkanım bekle. İsmet başkan. Özge bari sen çek yapma. Çek. Yapmayın. Merhaba. Günaydın. Kimse yok mu? İlk müşteri ben miyim yani? Evet. Nasıl oluyor bu iş? Sen daha önce hiç atlamadın mı? Hayır. Söylesene, güvenli mi ya? Korkuyor musun? Evet. Yani hayır. Yani evet, korkuyorum ama kendim için değil. Atlarken kendin için korkmuyorsan başkaları için korkmana gerek yok. Başkaları aşağıda olacak. Sen kendini düşün. Kaç kilo kaldırır bu yük? Epey bir kaldırır. Yani şimdi 300 kiloluk bir adam gelse onu da kaldırır mı? 300 kiloluk adam buraya sığmaz zaten. Peki 150 kiloluk bir adam? Arkadaşım korkma, seni rahat rahat taşır bu yük. Kendim için korkmuyorum. Hep böyle söylerler. Sonra iple bağlanıp patlama zamanı geldiğinde beni çöz diye yalvarmaya başlarlar. Çünkü aşağıdan bakınca o kadar yüksek görünmüyor. Ama yukarıdan aşağı baktıkları anda pek çoğunun dizleri titremeye başlar. Korkudan altına işeyenler bile oldu. Korkanları zorla atlatmıyorsunuz değil mi? Merak etme. Son anda içine korku girerse çözerim bağlarını, inersin aşağı. Kimseye de rezil olmazsın. Peki 125 kilo olsaydım yine de atlatır mıydın beni? Vallahi oraya çıkabilen, atlayacak yüreği olan herkese atlatırım ben. 125 kilo diyorum. Korkma, sen o kadar yoksun. Kaç kere söyleyeceğim, korktuğum falan yok. Kendim için değil. Buraya gelip atlamak isteyen bir arkadaşım. Herif 125 kilo ama atlamaya kararlı. Gelsin gelsin, atlatırız. Sen atlatırsın da bu ip bu herifi kaldırır mı? Kaldırır, merak etme. Hadi atlamayacaksan beni yorma artık. Tamam. Atlayacağım. Bana bunu yapamazsın. Yapamazsın bunu bana. Gebertirim seni, saçlı memo. Öldürürüm seni. Bunu bana yapamazsın. Ne oluyor lan Etiket? Ne oluyor? Baksana, ne olacak? Harun başkanlığa adaylığını koymuş. Önce İsmet, şimdi de Harun. Ne sanıyor bu herif kendini? Ne sanıyor lan kendini? Yakarım ben bu herifi Özge. Sürerim bu okuldan. Nerede o herif? Üzülme Pamuk. Üzülme canım. Karşısında İsmet varken Harun varsa şansı olamaz değil mi? Teessüf ederim Özge. Bu mu senin vereceğin teselli? Yapma bunu bana. Yapma ya. Bunu. Ya Pamuk. Lise ikilerde çok önemli. Ne oluyor lan sana? Meydan mı okuyorsun bana? İmitasyon herif. Kötü kopya. Dublörün dublörü. Hamdi, benimle konuşmak isteyen insanlara randevu vereceksin bundan sonra. Ama dikkat et, insanlara diyorum. Tamam abi. Hı. Hamdi sen de mi lan? Tüh. Sen de mi Hamdi? Tamam. Yazıklar olsun sakin sana. Sakin ol. Tüh. Sakin ol, tamam. Cin olmadan adam mı çarpıyorsun lan sen? Dağdan gelip bağdakine yol mu gösteriyorsun? Bir lafımla bütün okula linç ettiririm seni. Bana bak, sakın beni yıllardır kullanmadığım parlak kötülük zekamı kullanmak zorunda bırakma. O adaylığı hemen geri çekeceksin. Bir daha da benim görüş alanıma girmeyeceksin. Anladın mı lan? Adaylığımı geri çekmeyeceğim süper ego kuzen. İnadına aday oldum başkanlığa. Bunca yıl kendine güvenini zedelememek adına hep geride durdum. İstedim ki biraz kabuğunu kır. Gölgemde kalma.
Ailemiz seni de takdir etsin. Benim kadar olmasa bile kendine güvenen bir birey o. Ama yeter artık. Sana hoşgörülü oldukça, acıdıkça, merhamet ettikçe tepeme çıkıyorsun. Tepeleyeceğim seni. Bundan sonra arkanda değilim. Karşındayım. Tam karşındayım. Abi bu lafı ben söyleyecektim. O kadar hazırlamıştım. Seninle sonra hesaplaşacağız. Tamam. Meşin yuvarlak amca. Ezeli rakiptik, artık ebedi rakibiz. Beni buna mecbur bıraktın. Seni son kez uyarıyorum. Benim açtığım yoldan yürümeyeceksin Harun. Ya kendine yeni bir yol açacaksın ya da benim yolumdan çekileceksin. Yoksa tamam, ezerim seni. Tamam. Başkanlık seçiminde değil kuzen. Babamı tanımam ben. Sana son sözüm, iyi olan kazansın. Göreceğiz lan kimmiş iyi olan. Ha bu arada teyzem seni doğuracağına 8,5 milyon euro verip Tabata'yı alsaymış daha iyiymiş. Yenge. Lan yenge deme lan bana, kaşar tekerli. Sattın zaten pamuğu. Yaz. Yazıyorum abi. Yok ben bunu yapamayacağım ya. Yok ben bunu yapamayacağım. Allah! Ulan ufacık bardağa neler oldu? Ben toslasam patlarım. Lan. Mecburum. Yok. Burası iyi. Efendim Zehra? Kızım tuvaleteyim, geliyorum. Okulun içinde cepten konuştuğumuzu görseler iyi dalga geçerler ha. Kantinde misin sen? Tamam, geliyorum. Tamam. Arkadaşım. Musluğu açık bıraktın, kapatsana. Söyleyene kadar sen kapa arkadaşım. Biraz duyarlılık bir tarafını eksiltmez. Kapa. Kapatmıyorum. Sen söyledin diye bir musluk daha açıyorum.
Ne yapacaksın ha? Dövecek misin? Yediğin dayak işe yarasaydı şimdi bana böyle dayılanmaya kalkmazdın. Ama laftan anlamayana bazen iki tokat işe yarayabiliyor. Hadi vur o zaman. Vur da ne oluyor gör. Bana bak Pınar. Sana iyilikle yaklaşıyorum ama sen sabrımı zorluyorsun. Zıvanadan çıkartma beni. Sevgiline mi güveniyorsun Gamze? Oktay gibi 20 herif de olsa arkanda beni sindiremeyeceksin. Seni sevmiyorum. İlk gördüğüm andan beri nefret ediyorum senden. Ne yapacaksan yap. Hadi hazırım. Ne yapacaksan yap. Değmez. Değmez. Hiçbir şey değmez. Zavallı. Zavallısın kızım sen. Senelerce tek başıma baktım ona. Şımarttım tabii biraz. Bir isteğinden mahrum kalmasın diye uğraştım durdum. Tek kızım biliyorsunuz. Bundan sonra bir kızınız daha olacak. Evet. Gamze'nin de bir kardeşi olacak. Çok seviniyorum buna. İkisi aynı yaşta ya. Çok iyi anlaşacaklar. Tabii tabii. Hem okulda hem evde birbirlerine arkadaş olurlar. Gamze'ye sizin kızınızla aynı okula gittiklerini söylemeye de fırsat bulamadım o gece. Adım adım gidelim Esra Hanım. Böylesi daha iyi. Önce onları evlilik fikrine alıştıralım. Sonra dördümüz bir araya geliriz, tanıştırırız ikisini. Bizimki biraz yola gelsin. O günleri de görürüz inşallah. Sizin kızınız nasıl karşılayacak acaba? Ne zaman söyleyeceksiniz? Uygun zamanı beklediğimi söylemiştim. Evet ama Gamze de öğrendiğini... Ben verdiğim cevapları tekrarlamaktan hiç hoşlanmam. Lütfen konuştuğumuz ve bir karara vardığımız konulara dönmeyelim. Siz bana bırakın. Güvenin bana. En uygun zamanda kızım da evlilik kararımızı öğrenecek. Öf. Ya matematik dehası olduğum yetmiyormuş gibi. Geçen yıl gördüğümüz konuları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz da ya. Ulan Şirek, bu sınıfta sadece biz yokuz oğlum. Çömezlere taze geliyor bu konular tabii. Ha işte tam da sorun. Bir dakika ya. Siz bize mi çömez diyorsunuz? Ya. Bak bak nasıl gazı geldi. Alsınırsınız ya bizden. O bakımdan. Biz alt sınıf değiliz canım. Son sınıfız. Yani biz yeni değiliz. Siz eskisiniz. İyi be tamam. Allah Allah dön önüne. Bundan sonra herkes lafını bilsin öyle konuşsun bu sınıfta. Uzaklaşın arkadaşım. Dön önüne. Bak yine karıştı. Buyur. Dayanamadı. Sana ne? Onlar kendi aralarında konuşuyorlar Gamze. Sen niye maydanoz oluyorsun? Bana bak Zehra. Doğru konuş benimle. Konuşmazsa ne olur? Döver misin? Oh, kavga çıkacak. Kim şimdi seni bu kadar kızım ya? Alacağım ben senin havanı ama üzülme sen alacağım. Hop hop. Yavaş ol sen. Tamam. Kimin arasını alıyorsun? Sen niye ayaklanıyorsun ya? Tamam ya. Sakin ol. Ne? Belanı kızım ya. Zehra otur sen. Manyaklarımı terk et. Terk et lan. Çık içinden arka sıradakiler. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Hah buyur sen de geldin tamam. Sesiniz koridora kadar geliyor maşallah. Atırın. Derse katılın da sesiniz çıkmıyor ama. Biz kendimize temsilci olarak bu arkadaşı dizleri tayin ettik. Uyuz işte ne olacak? Bizim kadro için o katılıyor derse. Kes kes. Şşş tamam. Başını öne eğip yüzü kızaracağına bir de cevap veriyor. Bak evladım. Bu seneyi tekrar alanlar. Size söylüyorum. Bu sizin adam olmak için ikinci ve son şansınız. Arka sıradakiler size İyi değerlendirmeye söylüyor. Bakın. Sana diyor. Şu sınavı kazanın da üniversiteye gidin bir baltaya sap olun diye anamız ağlıyor burada. Kemal Bey olmasa sizi bu okula geri almazdık. Yatın kalkın ona dua edin. Pişman etmeyin bizi. Evet. Açın kitaplarınızı. Aç kızım kitabını aç. Adam sinirli açın. Zaten. Kapak oldu. Geçen verdiğim soruyu kim cevaplayacak? Allah'ım ya. Sen değil evladım. Evet başka? Ben hocam. Evet oğlum gel bakayım buraya. Sümerler astronomi, matematik, geometri... Mahvedeceğim onu Hamdi. Sadece Özge'yi değil başkanlığı da kaybedecek. Ama bunu o istedi. Sümerlerdir. Çocuklar sessiz. Harun ders dinle. Tamam hocam. Ben de onun karşısındayım artık. Bunca zaman seni de kullanmış zaten. Küçükken de böyleydi. İnsanları çok güzel kullanır, işi bitti mi de yüzüne bakmaz. Şşt, susun ya. 3500 yıllarında Mezopotamya'ya gelip yerleşen Sümerlerin kullandıkları dilin Türkçe'ye benzer özellikte olması Orta Asya'dan geldikleri görüşünü güçlendirmektedir. Kendini bu alemlerin kralı sanıyor. Öyle olmadığını anlayacak. Seçim sonuçları kapak olacak ona. Yeter artık arkadaşlar ya susun. Ders dinleyemiyorum. Rahatsız oluyorum fısır fısır konuşup duruyorsunuz. Duyamıyorum hocayı sizin gürültünüzden. Tamam abartmasana ya.
Bunlar sizin umurunuzda olmayabilir ama ders dinlemek isteyenler var. Onlara saygınız olsun biraz. İmkanınız var ama değerini bilmiyorsunuz. Buralara ne zorluklarla gelen öğrenciler var. Onların ders dinlemesine mani olmayın bari. Tamam kızım. Tamam yeter. Delirdi ya, kıza bak. Delirdi. Evet çocuklar. Evet, hadi hadi. Görüşürüz. Gel babacığım, gel. Tiyatro grubu. Biz. Bu teneffüste Leyla Hoca bizi tiyatro salonunda bekliyor. He. Çalışmaya kesin katılacaklar. Salonda buluşacağız, tamam mı? Gidiyoruz zaten ya. Tiyatrocuyuz. Tamam. Tiyatrocuyuz. Hadi katılsak hadi. Mı acaba Zehra hadi. Biz de tiyatroya? Hadi. Gamze Hanım rahatsız olur şimdi. Ha. Çekilin yoldan çömezler. Malum. Başrolde olmayı etsene. Seviyor daima. Çiçeğine uydu. Ya. Şirek ha. Üf. Oğlum geçen sene tam oluyordu, şimdi olmuyor ya. Neden acaba? İçin şişmiştir Şirek. Nasılım? Ay oldukça saçmasın her zamanki gibi. Süper. Pong prenses gibi olmuş lan. Ne diyorsun? İyi mi yapıyoruz bu çalışmaya katılarak? Coştu lan. Gamze için buradayım. Bir de Yadigar. Abi bu kıyafet geçen yıl ayaktaydım. Yürüyordum bu sahnede. Şimdi sandalyede olsam da yine tiyatro yapıyor olmamız beni çok heyecanlandırdı. Gamze, böyle bir güzelliğe ön ayak olduğun için sağ ol. Sizinle aynı sahneyi paylaşıp alkışlanacağım için çok mutluyum. Hadi tiyatro bir yana, yine birlikte, yine okulda bir şeyleri başarmaya çalışmamız beni hayata daha çok bağlıyor. Çok sağ olun. Tamam ya, asmayın suratınızı o kadar. Hadi arkadaşlar, hadi. 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 Evet, eğlenceli bir oyun bulalım ama. Evet, Romeo mesela. Ben Romeo ve Juliet düşünmüştüm. Güzel, güzel fikir, yeteneklisin. Juliet'i sen önersen olur. Harikasın. Harika. Özgür olmaz. Şu Gamze'nin lider gibi havaları var ya, sinir ediyor beni. Kendini bütün kızların başı zannediyor. Etraftaki adamlar onu bu hale getirdi. Habire gaz veriyorlar ona. Saffet bile ondan vazgeçemiyor. Ne buluyorsa onda. Yakında 2.80 yere çakılacak. Bu havayla dağ başına çok şey gelir onun. Bence onu görmezden gelin. En sağlıklısı bu. Biz sağlıksızı tercih edelim yine de Ececiğim. Böylesi daha keyifli oluyor. Evet. Çocuklar, bu yıl işimiz biraz zor. Tabii. Bakacağız abi. Malum Kemal hocanız burada değil. Ben de oyun sahneleme konusunda çok deneyimli değilim. Biz her fırsatta buluşur çalışırız hocam. Siz merak etmeyin. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Tabii ekonomik anlamda da kendi başımızın çaresine bakmak durumundayız. Dekor ve kostümleri de biz halledeceğiz. Henüz bu işin çok başındayız çocuklar. Ona göre bir oyun seçeriz hocam. Ben şimdiden araştırmaya başlayacağım hocam. Tamam. Çocuklar, Kemal bazı metinler yolladı. Buradan hep birlikte seçelim. Bakayım. Aha. Bakın. Beğenin. Hallederiz ya. Geçen yılki gibi başarılı bir oyun sergileyeceğiz bu yılda. Sergiliyoruz tabii ya. Yeter ki siz bunu isteyin. Bakın, ben Kemal gibi konuşmayı beceremem ama. Ya olur mu hocam? Olur mu hocam? Hocam siz iyisiniz. Darılın. Kısaca söylemek istediğim şu. Her fırsatta toplanıp çalışmamız gerekiyor. Provaları aksatmayacağız. Anlaşıldı. Eğer o oyunları sevmezseniz alternatifler üzerinde tartışırız. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamam, derse gecikmeyin çocuklar. Ah, sakın bir gün çalmazsın, sakın. Biz Yadi'yi getiriyoruz siz acele edin. Tamam, geç kalmayın. Ya beyler, benim küçük tuvaletim geldi ya. Tamam, tamam önce hadi. Tuvalete gidiyoruz o zaman. Yalnız tamam, hadi. Yılan Sura'nın dersi hatırlatayım. Tamam lan. Tamam, 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 nerede kaldı bunlar ya? Suna gelmeden gelseler bari. Suna geliyor hadi. Hadi, hadi ya. Kıyamet kopacak şimdi. Kalk kalk. Günaydın. Sağ ol. Bariz yüksek yerindeyiz. Oturun. Hemen bir yoklama yapalım. Yandık. Vallahi. Gelmediler daha. Sercan Dönmez. Burada. Kapı neden kapalı? Eyvah. Başlamış. Hah?
Kapatmışlar ulan, sınıfı. İki dakika geç gelse şaşarım zaten. Bunun adını Psycho Suna'dan Dakik Suna'ya çevirelim ha. Neyse, zaman kaybediyoruz. Girelim, görelim. Ya ayıp benim yüzümden oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya. Of ya. Ya. Ulan ya hadi. Senin yüzünden olan bir şey yok, tamam mı? Tamam reis. Hadi abi. Açın. Gel. Aç kızım. Şimdi mi gelinir derse ya? Özür dileriz hocam. Ayıp ayıp. Geç kaldınız. Daha doğrusu yine geç kaldınız. Evet öyle oldu. Neden? Neden? Ben... Hocam. Neden? Leyla hocanın yanındaydık. Oyunla ilgili konuşuyorduk. Zili duymamışız. Kusura bakmayın, bir daha olmaz. Zamanınızı ona göre ayarlasaydınız beyler. Dışarı. Ders almıyorum sizi. Belli ki sizin bu derse ihtiyacınız yok. Ama Türk tiyatrosunun size çok ihtiyacı var. Gidin istediğiniz kadar oyun çalışın şimdi. Doğan Cangül. Burada. Yadigar, sen kalabilirsin. Yok hocam, ben de çıkacağım. Sen bilirsin. Hocam, daha iki dakika bile olmadı derse gireli. Hem yoklamayı da yeni yapıyordunuz hocam, ders başlamadı ki. Sizi ilk derste uyarmıştım. Başlayayım benden ben. Sonra gelen öğrenciyi sınıfa almam demiştim. Kural gayet açık ve net değil mi? Dışarı. Hocam artık derse başlasak diyorum değil mi? Evet evet. Hı-hı. Derse başlayalım. Evet hocam. Gel kardeşim. Güle güle. Güle güle. Açın kitapları. Evet. Hadi derse dönün. Sayfa 42. Evet. Sen ciddi ciddi bu gösteriye katılacak mısın şimdi? Sen tehlikeli işleri seviyorsun belli ki. Neden bu kadar büyüttüğünüzü anlamıyorum. Senin için endişeleniyoruz kızım. Macera arıyorsun kendine. Böyle gösterilerde birkaç kişinin başı yanar illaki. Onlardan biri olmandan korkuyorum. Ailen duyarsa kızar Sibel, yapma. Ya bir şey olmayacak arkadaşlar. Sessiz kalmak istemiyorum. Bir şeylere tepki göstermezsek hiçbir şey değişmez. Bence siz de susmayın. Babama ulaşabildim nihayet. Ne diyor? Bugün İstanbul'a dönüyormuş. Tam konuşamadık. Telefonda sesi kesik kesik geliyordu. Ama çıkışta gelecek okula. Beraber annemle konuşmaya gideceğiz. Ay ciddi misin? Olay çıkmasın sakın. Çıksın ya. Yeter ki annem evlenmekten vazgeçsin. Kızlar, ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Ben bir şey alayım geleyim. Sana yalan söylemeyeceğim artık. Hangi konuda yalan söylüyordun bana? Bak Oktay, son birkaç gündür canım çok sıkkın. Annemle kavga ettik demiştim ya. Neden hakkında yalan söyledim sana? Kızmandan korktum. Gerçek nedenini söyleyecek misin? Annem evleniyor Oktay. Benim de onlarla yaşamamı istiyor. O yüzden Sibel'de kalmaya başladım. Ya annen delirmiş olmalı Gamze. Ya kendisi ne isterse yapabilir. Ama seni bir yabancı ile aynı evde yaşamaya mecbur bırakamaz. Ben de ona aynen böyle söyledim. O yüzden dönmüyorum ben Oktay. Anlayacağın işler karışık bir ara. Tamam. Gel. O zaman bundan sonra bizde kalacaksın. Al eşyanı bize taşı. Ya saçmalama Oktay. Uygun olmaz böyle bir şey. Ben bizimkilerle konuşurum. İstemiyorum Oktay. Olacak şey değil zaten söyledim. O zaman yapılacak belli. Annenle konuşacağım. Sakın. Sen bu işe karışma. Babam gelecek zaten bugün. Onunla birlikte annemle konuşmaya gideceğiz. Her şey yoluna girecek, merak etme. Bir anlık kızgınlıkla her şeyi mahvetmeyelim. Sakin ol. Sen bize gelirsin. Evet ya, çok güzel olur. Eğleniriz. Bir dakika. Gene o çocuk. Ne istiyorsun yine? Bana kızgınsın biliyorum Zehra. Sana kendimi affettireceğim. Biliyor musun, artık sana kızmıyorum bile. Hiçbir şey hissetmiyorum ki sana karşı. Kendini bu kadar önemseme. Hadi görüşürüz. Zehra. Hadi gel bir kafede konuşalım bunları. Ya bıraksana kolumu. Gelmeyeceğim. Zehra sadece bir yarım saat hadi. Ya gelmeyeceğim. Hadi Zehra. Hadi lütfen Zehra hadi. Kolumu ne tutuyorsun? Ne oluyor senin ya? Sen yine mi oradadın lan? Ne işin var burada? Aa, bıraksana kızın kolunu. Sen karışma arkadaşım. İbo lütfen. Aa, kavga çıkarmaya gelmiş. Bu belli, tamam istediğin bu. Hadi gel, hadi gel. İbo bırak, ne yapıyorsun lütfen? Kapışalım, hayır hadi. İbo hayır, konuşmak rahatsız için geldim. Seni. Rahatsız etmiyor beni. Gelsene. Bir şey söyledi bana, şimdi de gidiyordu zaten. Hadi Zehra. Bırak, hadi ararım ben seni. Görüşürüz, hadi. Tamam. Hadi git, hadi. Görüşürüz. Tamam, hadi. Hadi gel, tamam, hadi gel. İbo.
Sen bu herifle yeniden görüşmeye mi başladın? Bilmem. Ne demek bilmem? Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Kafam karışık gibi. Yeniden barışmak istediğini söylüyor. Ben de biraz düşüneceğim dedim. Nesini düşüneceksin ya? Sana yaptıklarını unuttun mu Zehra? Yine üzecek seni. İzin verme buna. Bak, benden sana arkadaş tavsiyesi. Bu heriften ne köy olur ne kasaba. Hatta mahalle bile olmaz. Bu heriften hiçbir şey olmaz be. Olsa olsa razı olurum. Bu ne şimdi ya? Gel. Ha, buyurun. Buyurun Sunu Hanım. Buyurun. Efendim, ben son sınıfların yaptığı tiyatro çalışmasıyla ilgili görüşmeye geldim. Hayırdır Sunu Hanım? Ders giden bir şey mi var? Evet. Çocukların okula ve derslerine odaklanamayacağı konusunda endişelerim vardı. Evet. Bugün dersime geç geldiler. Takdir edersiniz ki ben de onları derse almadım. Ama umurlarında bile olmadı. Bir dersi kaçırmış olmayı oyun kadar ciddiye almıyorlar. Öyle mi? Ne yapmak lazım acaba? Leyla Hanım başlarında. Kulaklarını çeker, siz merak etmeyin. Bir de bu daha sadece bir toplantıydı. Yarın oyuna çalışmaya başladıklarında olacakları düşünemiyorum bile. Okula bile uğramazlar herhalde. Eğer bütün bu kıymetli zamanlarını bu oyun için harcayacaklarsa, derslerini aksatacaklarsa bu faaliyeti yapmalarının bir anlamı yok. Değil mi efendim? Tabii canım. Ben bu çalışmanın bir süre ertelenmesini öneriyorum Hulusi Bey. Bence de efendim. Daha okulun başında kaytaracak bir yer buldu haytalar. Tabii bakacağız çaresine canım, tabii. Çok eskidi bu ya. Saçmalama kızım, yepyeni telefon. Bu markanın son çıkardığı telefon değil mi bu? Evet ama ben sıkıldım. Ya şu dokunmatik ekranlardan almak istiyorum. Hani oyun falan yüklüyorsun. Bu telefonu sana hediye etmemi ister misin? Yok canım, sağ ol. Sen bırak şimdi telefonu falan. Ne yapacaksın o çocuğu? Burak'a mı? İsmini söylemedin ki. Geçen gün etrafında pervaneydi. Pek görüşmek istemiyordun ama. İbo gelince fikrini değiştirdin galiba. Niye? İbo'nun ilgisini bu sayede çekebileceğini düşünüyordu ondan. Aa, saçmalama Yasemin. Kavga etmelerini istemediğim için öyle davrandım. Kızma, bu konuda yalnız değilsin. Birbirimize benziyoruz biz. İkimiz de bize karşılık vermeyen adamlara aşık olduk. Bu kadar basit. Ben bunu kabul ediyorum. Seni böyle arkadaşınmış gibi davranarak kendini kandırıyorsun. Kabul et, deli gibi aşıksın İbo'ya. Sıktı bu muhabbet beni artık. Sınıfta görüşürüz. Korkutuyor beni. Delirmiş gibi. Çevresinde her an hasar yaratabilir. Ondan uzak dursan iyi edersin. Ben korkmuyorum. Onun aynı kulüpteniz. Terk edilenler kulübü. Ali'den ümidini kestiğinde sen de aramıza katılacaksın. Asla. Görürüz. Neden iptal ettiniz tiyatro çalışmalarımızı Zafer Bey? Mantıklı bir neden söyler misiniz bana? Geçen sene de muhalefet etmiştiniz bu konuya. Efendim, benimle ilgisi yok. Hulusi Bey yasakladı. Ben de müsbet oy kullandım. Ama fikir ondan çıktı. Allah Allah. Hulusi Bey'den ben rica ettim bu çalışmanın yasaklanmasını. Ne? Neden böyle bir şey yaptınız Sunu Hanım? Öğrenciler oyunun provaları yüzünden dersime geç kaldılar. Görüştüğüm bazı öğretmen arkadaşlarım da aynı durumun onların da başına geldiğini söyledi. Bunlar ufak tefek aksaklıklar. Üstelik biliyorsunuz onların içinde bir de engelli çocuk var. Onlarla konuşuruz, bu konuda daha özenli olurlar. Ben bu sebepten çalışmanın iptal edilmesini saçma buluyorum. Sadece o da değil. Çocukların önünde önemli bir sınav var. İşi ne kadar başından sıkı tutarlarsa onlar için o kadar iyi olur. Böyle mi düşünüyorsunuz? Bu tür faaliyetler fazlasıyla vakitlerini alır. Ne bileyim ben, mesela bu çalışma ara tatilde de yapılabilir. Siz de takdir edersiniz ki o zaman bol bol vakitleri olur. Bu tür aktiviteler çocukları okula bağlıyor. Geçen yıl Kemal'in çıkış noktası buydu. Çocukların okulda geçirdikleri zamanın kalitesini arttırmayı ve çocukların dışarıya olan ilgisinin azalmasını sağlamaktı. Bu çok mantıklı. Emin olun, geçen yıl oyuna katılan öğrencilerin birçoğu sınavı kazandılar. Kazanamayanlar da sınava giremedikleri için tekrar buradalar.
Sınava neden giremediklerini hatırlatmama gerek yok herhalde. Ben de bu çalışmaların olumlu etkilerini daha önce çalıştığım okullarda gördüm. Çocuklar hedeften uzaklaşmıyor. Okula, derslerine olan ilgileri yükseliyor. Bir işi başarmanın verdiği mutluluğu yaşamalarına izin vermeliyiz. Ayrıca derse geç kalmaları da aşılmayacak bir sorun değil. Nihai kararı veren okulumuzun müdürü. Biz bu çalışmanın neden olmaması gerektiğini söyledik, o da ikna oldu. Ve bu çalışmayı durdurdu. Biz de neden olması gerektiğini söyleriz. Belki bizim söyleyeceklerimize de ikna olur ha? Belki. Asmayın suratınızı. Esra teyze belki fikrini değiştirir. Bence de. Sen onu bir tercih yapmaya zorladın. Belki seni seçecek. Siz Gamze'nin annesini tanımıyorsunuz. Evet. Çok kararlı görünüyordu. Geri adım atacağını sanmıyorum. Ama ben de kararlıyım. Ben de geri adım atmayacağım. Anasının kızı işte. Pardon abi. Hasılat bu. Hocam. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Hocam buyurun. Sağ ol. Hoş geldiniz hocam. Hocam, akşam prova için toplanıyoruz değil mi? Maalesef Gamzeciğim. Ne? Çocuklar tiyatro çalışmamız iptal edildi. Nasıl olur yani? Nasıl olur hocam ya? Niye hocam? Niye hocam? Suna Hanım derslerinizi ve okulu aksattığını düşünüyor. Zafer Bey de aynı. Bey'i de bu konuda ikna etmişler. İşin özeti. Olur mu öyle şey ya? Ne demek bu şimdi? Gidip biz konuşalım hocam. Bize sormadan böyle bir şey nasıl yaparlar? Bir faydası olacağını düşünmüyorum Oktay. Ben ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Sinan Bey'le birlikte Hulusi Bey'e de gittik. Ama o da fikrini değiştirmedi. Bence bir süre bu işin üzerine gitmeyin. Sizin yapacağınız şey derslerinize asılmanız, onların iddia ettiği gibi öğrenciler olmadığınızı göstermeniz. Biraz zaman geçsin. Derslerinizde başarılı olduğunuzu görsünler. Hulusi Bey'e tekrar rica ederiz. Anlaştık mı? Peki hocam. Anlaştık. Tamam. Hadi bakalım. Hayır, ben anlaştık. Hayret bir şey ya. Ulan iki dersinde bir kere geç kaldık ha. Yaptığın şeye bak be. Nereden çıktı bu kadın ya? Zafer'le koalisyon yapıp bu seneyi zehir etmeye kararlı galiba. Ya arkadaşlar, of. Hakkımızı aramayacak mıyız? Hiçbir şey yapmadan bariz böyle koyun gibi mi davranacağız? Ne yapalım abi? Evet abicim ya. Suna Hoca'nın dersine yalnızca 2 dakika geciktik. Ama bizi kapı önüne koydu. Binbir zorlukla okula tutunmaya, eğitimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ama Suna Hoca bunu anlamak istemiyor. Bizi anlamak gibi bir niyeti yok. Madem anlaşamıyoruz, ondan ayrılıyoruz. Sadece ondan. Yani? Artık Suna Hoca'nın dersine girmeyeceğiz. Sadece Suna Hoca'nın dersine. Bana uyar. Gamze. Bence bu harika bir fikir Oktay. Girmiyoruz. Çak lan. Süper be. Oley be. İyi. Hadi o zaman abicim bilardoya hadi. Vallahi ağzından aldın lan lafı. Çak. Hayır hayır hayır. Bu okula ekmek için bir bahane değil arkadaşlar. Bakın, onun bir şeyi fark etmesini istiyoruz. Hakkımızı aradığımızı ve alana kadar da vazgeçmeyeceğimizi görmesi lazım. Evet. Buradayız. Oynatacağım ben sana bilardo. 3 top oynatacağım. Geldi. Ah hocam, burada da size bir not var. Tiyatroculardan. Akılları sıra sizi protesto ediyorlar. Gamze ile Oktay da ele başladı. Siz sayfa 24'teki parçayı açın. Zehra sen okumaya başla, ben geliyorum. Tabii hocam. Suna Hanım. Bir problem mi var? Evet efendim. Nedir? Bir terbiyesizlik mi yaptılar size? Yok hayır. Hangileri, bana isimlerini verin. Hayır.
Öyle bir sorun değil efendim. Oktay ve arkadaşları akılları sıra beni protesto ediyorlar. Derslerime girmeme kararı almışlar. Nasıl olur böyle bir şey ya? Bakalım bu sefer ne olacak sence? Hoca şimdi ailece geldi. Sadece edebiyat ustalarından... Ah, hoca gelmiş. Ben sorarım bunlara. Terbiyesizler. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Arka sıradakiler. Bağırsa tam zamanında. Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Ne demek oluyor bu? Beni sonunda delirteceksiniz. Çabuk sınıfınıza. Hiçbir yere gitmiyoruz hocam. Bana bak Oktay. Sakin olun Zafer Bey. Evladım, bir tiyatro çalışması için kopardığınız gürültüye bakın. Ara tatilde çalışırsınız. O zamana kadar oyun falan yok. O zaman Suna Hoca'nın dersi de yok. Suna Hanım'ın tiyatro oyununuzla ne alakası var oğlum? Suna Hoca, 2 dakikalık gecikmemize bile tahammül edemiyor. Ve niçin tahammül edemediğini anlamış değil. Sadece bize değil, en küçük bir isteğimize bile tahammül edemiyor. Yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar. Doğru düşünmemizi sağlayın o zaman. Bana bakın. Siz burayı babanızın çiftliği mi sandınız ha? İstediğin zaman derse gir, istemediğin zaman girme. Öğretmenine kafa tut. Kimseye kafa tuttuğumuz yok hocam. O yüzden mi dersime geç geldiğin gün, seni dışarı atmak istediğimde gelin siz çıkartın dedin? Kız arkadaşının ricasıyla çıktın sınıfta. Aramızda bilmediğin bir kan davası mı var hocam? Asla öyle bir şey yok. Ben size verilen bu son şansın farkında olmamanıza kızıyorum. Çaba göstermemenize. Okulun kapıları size eğitim ve öğretim için açılıyor. Ama gördüğüm ve duyduğum kadarıyla... Sizler eğitime efendi gibi bir öğrenci olarak katılacağınıza, diğer öğrencilerin efendisi gibi davranıyorsunuz. Bizim kimseye efendilik tasladığımız yok. Ayrıcalık bekliyorsunuz. Farklı uygulama istiyorsunuz. Sadece bize açıklama yapılmasını bekliyoruz. Anlayış istiyoruz. Bütün öğrenciler eşittir arkadaşlar. Sizin burada yıllardır okuyor olmanızın sadece takvimsel bir değeri var. Bu sizi en arka sırada olsanız bile farklı kılmaz. Bizim farklı olmak gibi bir isteğimiz yok. Bütün mesele adam yerine konmak. Mesele daha başlamamış bir tiyatro çalışmasını engellemeniz değil. Mesele bizi görmezden gelmeniz, bizi duymamanız. Kurallarınıza kafayı takmış etrafınızdaki her şeyi, hepimizi ona göre inşa etmeye çalışıyorsunuz. Oysa binbir zorlukla şu hayatta var olmaya çalışan bizleri ve bizim gibileri dikkate almıyorsunuz. Israrla kendi kalıplarınızı oturtmaya, uydurmaya çalışıyorsunuz. Biz sizin kalıplarınıza uymadığımız için elinizdeki ceza gücünü kullanıyorsunuz. Bizi ısrarla kendi kalıplarınıza sokup şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Ama biz hiçbir kalıba uymayız hocam. Yapımız, yaratılışımız böyle. Eğitimin temeli disiplindir. Eğitimin kuralları vardır. Ve siz bu disipline, bu kurallara uymamayı tercih ediyorsunuz. Duruşunuzla, eylemlerinizle ayrıcalık talep ediyorsunuz. Diğer meslektaşlarımı bilmem ama ben bunu kabul etmiyorum. Etmeyeceğim. İzninizle Zafer Bey, sınıfa gidiyorum. Evladım, hadi dönün sınıfınıza. Bu yaptığınız öğretmenlerinizin sinirini bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Hepinizi veririm disiplin kuruluna, orada anlatırsınız derdinizi. Çözümünüz bu mu hocam? Size her konuda yeteri kadar şans tanındı. Bu konuda taviz vermeyeceğim. Çünkü değişen bir şey olmayacak. Suna Hanım tespitlerinde sonuna kadar haklı ve ben onunla aynı fikirdeyim. Biz de onun dersine girmeme konusunda aynı fikirdeyiz. Evladım, eğer yarın sabah sizi Suna Hanım'ın dersinde sıranızda görmezsem okuldan atarım. Büyük Zafer Lisesi'ndeki maceranız da burada biter. Şuna bak ya. Teşekkür ederim, elinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Ha, unutmadan şu zarfı da vereyim size. Saffetciğim, ihtiyacımız yok. İnan paramız var. Olsun, lütfen. Peki. Ben çayını tazeleyeyim. Size de zahmet veriyorum ama. Rica ederim.
Alo. Ha, tamam Ali. Geliyorum, geliyorum. 10 dakika sonra oradayım. Tamam, tamam, merak etme, geç kalmam. Hoşça kal. Ah, gidiyor musun yoksa? Kusura bakmayın, hemen çıkmam lazım, acil bir şeymiş. Aa, olmadı bu böyle. Çayını bile içmedin Saffetciğim. Bir dahaki sefere sözüm olsun. Peki. Aa, Saffetciğim. Efendim? Sana bir şey söylemek istiyorum. Yabancı değilsin. Sen de benim bir oğlum sayılırsın. Tabii, buyurun. Ben evleniyorum Saffet. Ha, öyle mi? Şaşırdım biraz, kusura bakmayın. Hayırlı olsun diyeyim ben o zaman. Sağ ol canım. Peki Gamze? Gamze ne yapacak? Ne demek ne yapacak Saffetciğim? Bizimle kalacak tabii. İlk duyduğunda kızdı. Bir tafrayla çekip gitti. Sibel'de kalıyormuş. Ama geri dönecek. Onun evi burası. Tabii. Tabii canım. Neyse, görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Saffetciğim. Güle güle canım. Görüşürüz. Tepkilerini anlayabiliyorum. Sevdikleri, yapmak istedikleri bir şey ellerinden alınıyor. Ne demek canım boykot? Ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Bu işi halledin Zafer Bey. Allah muhafaza. Ankara'nın kulağına giderse vay halimize. Bu sene istedikleri gibi at koşturamayacaklar bu okulda. İzin vermeyeceğim. Ben odamdayım. Tamam efendim. Siz rahat olun. Tamam. Hala tiyatro çalışmasını yasaklamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Ben onların iyiliğini düşünüyorum. Bu arada gösterdikleri tepki çok hoşuma gitti. Ne? Yani haklarını aramaları, bunun için çabalamaları çok güzel. Ona bir sözüm yok. Bu çocukların hayatı ellerinden alınanların hesabını sormakla geçiyor zaten. Yarın. Olmadı bir iki güne bitirecekler bu saçmalığı. Göreceksiniz efendim. Vallahi atarım bu okuldan, billahi atarım. Bunu göze alamazlar. Siz bu çocukları hiç tanımıyorsunuz Zafer Bey. Vazgeçmeyecekler. Sözlü yapacağım yarın. Vazgeçerler. Hele vazgeçmesinler. Vazgeçecekler. Heh. Vay beyler. Vay. Geldi. Ne haber yavrum? İyidir, sağ ol. Adamsın. Ben seni akşam arayacağım. Ne dedin? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hadi görüşürüz. Ha? Çıkalım abi o zaman. Merhaba abi. Merhaba. Biz de arkadaşlarla küçük bir şey topladık. Teşekkürler. Alırız ha. Eyvallah toprağım. Sağ olasın. Aynı sınıftayız ama daha tanışma imkanımız olmadı. İsmim Erkan. Ben Oktay. Bunlar da... Ben hepinizi tanıyorum. Sağ ol. Eyvallah. Sunu Hoca'nın dersine girmemekte kararlı mısınız? Evet. Hakkınızda öylesi olsun. Sağ ol. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ ol ciğerim. Hadi biz de çıkalım arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Eda. Hoş geldin. İyi de siz. Eski dostlar, eski kusura dostlar. Kusura bakmayın, ben bugün yer geri kaçırıyorum. Buyurun. Nereye Eda? Ona da yolda karar veririz. Allah. Hadi görüşürüz. Allah. Yok artık. Bizi merakta bırakma, tamam, tamam mı? Yadigar. Hadi bakalım Yadigar Bey. Ya nereye ya? Bilmiyorum artık, göreceğiz. Söyleyecektiniz babacığım. Bir bardak su isteyecektim kızım. Tamam, hemen getiriyorum. Ya ben şu dokunmatik olan telefonlardan istiyorum, var mı? Tabii ki hanımefendi, hemen getiriyorum. Tamam, teşekkürler. Benimle görüşmek istediğini söyleyince çok sevindim. Hemen havaya girme. Benden de bir şey bekleme, tamam mı? Sadece takılıyoruz işte. Tamam. Öyle olsun. Seni göreyim yeter. Neden samimi gelmiyor bu söylediklerin bana bilmiyorum ama... ...bu sefer gardımı aldım sana karşı. Beni incitemeyeceksin. Seni incitmek isteyeceğim en son şey.
Ve bu bakışları tanıyorum ben. Ama gör bak, bana tekrar inanmanı sağlayacağım. Bana güvenmekle hata etmediğini göreceksin. Değiştim ve bunu sana kanıtlayacağım. Buyurun hanımefendi. Hah, işte aradığım telefon. Alıyorum. Ve mağazadaki en pahalı telefon, öyle mi? Ödeyecek param varsa hiçbir şey pahalı değildir. Peşin mi, kredi kartı mı? Peşin ödeyeceğim. Tabii ki. Ya ben şu para hesabını bir türlü bilmiyorum ya. Saysana şunu Burak. Olur. Hollanda'dan geldim de. Hmm. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? Bir gün var ya, çekeceğim buraya arabayı, tam buraya. Ayaklarını yerden keseceğim. nereye gidiyoruz? Kırtasiye'ye. Tabii. Orası romantik değil ki. Ne işimiz var Kırtasiye'de? Büyük parka gidelim. Hazırlayacağım dövizler için almam gerekenler var. Ne? Döviz mi? Hadi gel, yolu anlatırım. Sen dövizleri nerede kalın? Dolar mı aldın? Şimdi ne yapıyoruz? Bana gidiyoruz. Şu grubun yeni şarkılarını dinlemek için can atıyorum. Bana uyar. Sana ne uymaz ki? Bir dakika dur. Yine mi ya? Alo. Tamam efendim, biliyorum ne kadar borcum olduğunu. Fırsat bulup yatıramadım. Bir ara hallederim. Ya param var, merak etmeyin. Size de. Bankadan? Evet ya. Yatırmayı unuttum diye her dakika arıyorlar. Hadi geç kalacağız. Evlenmek için senden izin mi isteyeceğim Orhan? Sinir etme beni. Kim bu adam Esra? Kilimcinin oğlu. Sana ne? Abla sakin olur musun biraz? Olamam. Kızım, beni niye muhatap ediyorsun bu adamla? O adam dediğin benim babam anne. Bak, senin evlenmen benim umurumda bile değil. Ne yapmak istersen yap. Ben sadece Gamze'yi düşünüyorum. Bırak palavrayı Orhan. Sen kendinden başka hiç kimseyi düşünmezsin. Çok düşünüyorsan al yanına kızını, bırakma elin adamına. Biz Gamze ile bu konuyu konuştuk. Beni anlayışla karşıladı. Anlayışla karşılamak zorunda kaldım baba. Güzel kızım, sana durumu izah ettim. Ben artık bu şehirde yaşamıyorum. Üstelik bir arkadaşım benim evimde kalıyor. Kim o arkadaş? İsmail. Berduş İsmail mi? Kurtulamadın değil mi o adamdan? Eskişehir'de de buldu seni. Kalacak yeri yok. Ne yapayım? 40 yıllık arkadaşımı sokağa mı atayım? Öyle tabii. Söz konusu başkaları olduğunda akan sular duruyor. Ya kendinizi ya başkasını düşünüyorsunuz. Bir kızımız var. Hayatımızda bazı kararları onu düşünerek alayım demiyorsunuz. Ben sizin için yokum ya. Yokum. Gamze. Kızım. Gamze. Ya abla bir şey yapsana. Ne yapayım ya? Ay delirtecek bunlar beni. Delirtecek. Gamze. Bekle kızım. Böyle yapma yavrum. İmkanım olsa. Baba. Bundan sonra senden hiçbir şey istemeyeceğim. Bundan sonra hayatında yokum da demek isterdim ama... Ben sana senin bana çevirdiğin gibi kolayca sırt çeviremem. Gamze? Oktay? Ne işin var burada? Ne olduğunu merak ettim. Ne olacak? Annem kararından vazgeçmiyor. Peki baban? Onunla mı kalacaksın? Hayır aşkım. Babam yine beni yüzüstü bıraktı. Bize gidelim Gamze. Ne olacaksa olsun. Oktay, bu ısrarından vazgeç artık. Olmaz dedim. O zaman izin ver annenle konuşayım. Ya bir faydası olmaz. O adamla evlenmeyi kafasına koymuş bir kere. Ayrıca bu dünyada onu kararından vazgeçirebilecek son kişisin sen. Nereye gideceksin? Sibel'e. Ne kadar süre orada kalacaksın? Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Bana tahammül edebildikleri kadar herhalde. Niye her şey bizim için bu kadar zor? Bir bilsem. Hadi gel seni bırakayım. Oktay. Hı. Bana söz ver. Bir gün çocuğumuz olduğunda onu hiç yüzüstü bırakmayacağız, tamam mı? Çünkü o zaman düşeceği boşluğu ve hissedeceği güvensizliğin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Sana söz veriyorum. Onun hep yanında olacağız. Thank you.
Ne durumda? Az kaldı aşkım, az. Sibel abla. Efendim canım? Sibel abla, şu soruya bir bakabilir misin? Gel bakalım şurada. Bak şimdi, eşitliğin özelliğinden yararlanacağız. İki tarafa da -3 ekleyelim. Burası x artı 0 olur değil mi? Tamam. Burası da 7-3. x 4. Evet. Anladın mı? Anladım. Al canım. Teşekkür ederim. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ya aşkım, biz bu gösteriye katılmasak? Tamam, sen gelmek zorunda değilsin. Olur mu öyle şey ya? Senin meselen benim meselemdir. Hem bu harç meselesi önümüzdeki sene beni de zorlayacak. İnşallah. Ya inşallah derken kazanırsam anlamında söyledim. Ne yapıp edip kazanacaksın bu sınavı İbo? Kazanacağım. Peki tut ki kazanamadım, ne olur? Ya bir şey olmaz da kazansan iyi olur. Senin için, bizim için aşkım. Evet, o benim. Kazanmam lazım. Kim sana? İçerim çay, 3 şekerli. Tamam, o zaman sen de bunu yap. İçmesek içerim. Yaşasın parasız eğitim. Aha. Sus. Saffet. Selam. Oo, okulu çocuklar geldiniz mi? Ah. İyi. Derman yok mu? Bir arkadaşıyla görüşecekmiş. Çocuk iş mi ayarlayacakmış? Ne yapacakmış buna? Okul bu saate kadar açık mı ya? Biraz takıldık be abi. Gerçi erken gelmediğimiz bayağı iyi olmuş. Sizi de rahatsız etmedik. Ver lan şunu. Niye kızdı bu ya? Ne oluyor burada Zehra? Eğleniyorum arkadaşımla. İçecek bir şey ister misin? Sağ ol. Biraz konuşabilir miyiz? Şu müziğin sesini kısar mısın lütfen? Gel şöyle. Geliyorum. Ne oluyor yenge? Ne bu sert tavırlar? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Arkadaşımla eğleniyorum. Sence burası doğru yer mi Zehra? Müziğin sesi nereye kadar geliyor biliyor musun? Ben herkesin gürültüsünü çekiyorum. Onlar da bugünlük bana katlansınlar. Mesele sadece bu değil. Bana böyle bir şey yapacağını söylemedin. İyi de burası benim evim yenge. Sana haber verme ihtiyacı duymadım, kusura bakma. Çok ayıp bu söylediğin. Verdiğin cevabın ne kadar kırıcı olduğunu farkında mısın? İyi de senin tavırların da çok kırıcı. Niye böyle davranıyorsun anlamıyorum. Biz birlikte yaşıyoruz. Ne yapsam eleştirilerinden kurtulamıyorum. Dışarı çıkmama kızıyorsun. Arkadaşlarımı buraya çağırıyorum yine kızıyorsun. Ne yapmam gerekiyor? Ot gibi mi yaşayayım yani? Ben böyle bir şey söylemiyorum. Eğlenmek senin de hakkın. Ama böyle değil. Sakin bir kafayla düşündüğünde bana hak vereceğini düşünüyorum. Zehra, ben çıkıyorum. İyi, güle güle. İyi akşamlar. Bu çocuk Burak değil mi? Evet. Ne iş var onun burada? Ondan nefret ettiğini söylüyordun. Zehra, niye seni üzecek şeylerin üzerine gidiyorsun? Niye aynı hataları yapıyorsun? Bunun için de eleştirmezsen şaşardım zaten yenge. Günümü de içine ettin yani. Bravo. Abi. Abi. Kalk yerine yat, uyuyakalmışsın. Uyumuyorum koçum, gözlerimi dinlendiriyorum. Hadi ya. Bal gibi uyuyorsun. Kalk işte yerine yat. Tamam ya, 2 dakika rahat vermedin ya. Çok mu lazımdı beni uyandırman? Niye bağırıyorsun? Bir rahat yok ya. Uf.
Ulan ne salağım lan ben, ne salağım. Ne oldu? Yok bir şey. Uyandırdım diye mi bu kadar kızgınsın? Hadi ben yatıyorum, yat uyu sen de. İyi geceler. Ah be oğlum ya. İşe bak lan. Hadi iyi geceler sana. Öf be. Böyle iş mi olur lan? Safvet, ne olur yapma bunu. Ne olur. Annenle konuştum. Görüşüyorsunuz yani. Yolda karşılaştık. Olanları anlattı bana. Evleniyormuş. Evet. Gelin olacak kendisi. Mutluluklar dilerim o zaman. Onunla yaşamak istemediğini söyledi. Evet. Artık burada mı kalacaksın? Bilmiyorum Safvet. Niye soruyorsun? Senin başkalarının yanında rahat edemediğini biliyorum. Yani evden ayrılmaya kesin kararlıysan, bir eve çıkmayı düşünürsen ben her türlü yardımı yapmaya hazırım. Hiç düşünme bile. Senden hiçbir şey istemiyorum Safvet. Hiçbir şey. Bu ısrarın sonu kötü olur. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Uzak dur benden. Peşimde bir gölge gibi dolaşmaktan vazgeç artık. Vazgeç. Bıraktığın için. Zehra, böyle davranmaya devam mı edeceksin? Biliyor musun? Böyle olacağını hiç hayal etmemiştim. Dayımın kuralları vardı. Seninle daha özgür olacağımı düşünmüştüm. Aklına her eseni yapmayı özgürlük sanıyorsun Zehra. Ama sen de büyüyeceksin. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Sabahki dersimiz bitti mi? Bitti Zehra. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle sıkıcı olacaksam hiç büyümeyeyim. Peki. Nasıl istersen. Hay yenge, ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke dayım gitmeseydi. Keşke. Şu anda ona en az senin kadar ihtiyacım var. Derse geç kalacağız. Ya hadi gel. Asma suratını, rahat edeceksin. Her şey yoluna girecek, merak etme. Ne haber aslan? Safiye'yle konuştuğumu sakın kimseye söyleme. Tamam Gamze abla, merak etme. Günaydın. 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 Gel Gamze. Biz çok oturduk. Ne haber? İyidir. İlk iki ders sunalım biliyorsunuz. Lan bir dakika lan. İbo nerede? O bugün başka bir yerde eylemde oğlum. Sibel'le birlikte üniversite açılamlarını protesto etmeye gitti. Ona ne oluyor lan? Çok da FIFA olması lazım oğlum. Al işte. Tatlı su eylemcisi bunlar. Mercan. Hadi sen sınıfına git artık. Peki. İyi dersler. Ya ben de sizle kalsam olmaz mı? Olmaz. Bizim dediğimizi yap, yaptığımızı yapma. Hadi canım, hadi bir tane. Hadi sınıfına. Tamam. Bravo pamuk. Hele şükür lan. Güzel konuştun. Aferin. O zaman bir öpücüğü hak ettin ha. Ay, çıkartma lan hemen. Kızma be eylem güzeli. Devrim çiçeğim. Bir başkan olayım daha ne güzel sözler duyacaksın. Tamam yılışma yılışma sus. Ne oldu Zafer Bey? Çocuklar sınıfa dönmedi herhalde. Tahmin ettiğiniz gibi çabuk geçmedi değil mi kızgınlıkları? Bence bir orta yol bulalım Zafer Bey. Çocuklarla konuşup tiyatro çalışmasını hangi şartlar altında yapabileceklerini onlara anlatalım. Kimseyle pazarlık yapmayacağım. Bu boykot bitecek.
Nedir bu? Yadigar için yapacağınız şeyleri anlattı öğretmen arkadaşlarım. Para topluyormuşsunuz. Bana kimse gelmedi. Ben de kendim getirmek istedim. Peki karşılığında da size olan boykotu bitirmemizi mi isteyeceksiniz? Hayır. Ne yapacağınıza siz karar vereceksiniz. Çünkü bu işin sonuçlarına katlanacak olan sizlersiniz. Ben sadece yapacağınız güzel şey için katkıda bulunmak istedim. Almayacak mısın? Teşekkür ederiz. 20 mi? Eyvallah. Bugün burada toplanan kalabalık, onaylanan üniversite harç zammına karşı olduklarını aykırmak için toplandı. Bu harç zammının birçok aileyi zorlayacağını ve hatta kimi ailelerin çocuklarını okutamayacağını düşünüyoruz. Amacımız bu çok sevdiğimiz okulumuzda bir taşkınlık çıkarmak değil, hakkımızı aramak. Bize verilen eğitim hakkı harçlarla elimizden alınmak istenmektedir. Birlik olursak karşı durabilir ve bu kararın geri alınmasını sağlayabiliriz. Bu harçlar bir ailenin neredeyse bir aylık maaşına denk gelmektedir. Hadi yürü. Bunu kabul edecek miyiz? Hayır! 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 Bu harç zamları sizin, benim, tüm üniversite öğrencilerinin cebinden haksızca alınan bir paradır. Bizler bu zamların mantık çerçevesine sığmadığı, anayasayla ve sosyal devletle bağdaşmadığını düşünüyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerini de yapılan bu hak ihlaline karşı göreve davet ediyoruz. Saygılarımızla. Hadi yürüyelim arkadaşlar. Memur Bey lütfen. Arkadaşlar. Memur Bey. Lütfen. Bu bizim hakkımız. Arkadaşlar çekilmeyelim. Devam edelim. Çekilmeyelim. Haklarımızı savunalım. Hadi arkadaşlar. Hadi. Sormayı unuttum lan. Dün nasıl geçti Eda'yla randevunuz? Aa evet ya. Hadi biz unuttuk. Sen de hiç anlatmıyorsun. Anlatacak bir şey yok ya. Sinemaya gittik işte. Bu kadar mı abi? Oğlum sen bayılmıyor muydun bu kıza? Ne şimdi bu tafralar? Evet. Hala bayılıyorum da. Ha. Sanki durumum böyle olduğu için benimle ilgileniyormuş gibi geliyor. Saçmalama lan. Bence bu kuruntudan başka bir şey değil Yadigar. Eda öyle samimiyetsiz bir kız değil. O da seninle vakit geçirmeyi çok seviyor. Bu ilginin sebebi de bu. Bence de. Garip adamsın ya de. Ah şu safralardan da kurtulduk ya çok sen? Mutluyum. Gamze'nin suratını iki ders olsun görmüyorum ya. Keyfim yerine geldi vallahi. Of evet. Keşke hiçbir derse gelmeseler. İbo harcama değil mi? Yasemin. Ne? Ya. Ben yeni başkan adayınız. Sizin oylarınızı bekliyorum. Gubidik geliyor. Geliyor, geliyor. Merhaba. Buyurun. Pamuk İkinci geliyor. Arıza geldi. Merhaba. Merhaba toprağım. Özge sana ayrıca merhaba. Sana sevgi dolu ve aşk dolu günler diliyorum. Bilmiyorum sen bunu sanıyorum. Yoksa bariz bunlardan biri elinde kalacak ha. Bakayım. Lan, senin ne işin var lan burada lan. Satılık. Teyzem seni doğuracağına Daniel Guiza'yı doğursaymış. En azından 3-5 gol atardı. Senin bu sataşmalarına karşılık vermiyorum. Eks başkan. Hadi. Oktay abicim, okulumuzun öğrenci başkanı adayı ve Özge'nin sevgili adayı olarak lan size desteğimi bildirmeye geldim. Başkan seçilirsem bu konuyu tatlıya bağlamaya söz veriyorum. Ben de şimdi seni tamam. İbreti alem için basketbol tamam potolarına bağlayacağım, göreceksin. Öf. Yürü lan. Yürü. Patlak bak. Verin abicim şunu. Ver. Al oğlum, versene oğlum. Tipe bak, yumru. Ya yürü be oğlum, boş işlerle uğraşma ya. Birinci zil çaldı.
çocuklar kararı. Evet. Bitecek. Zafer Bey, Zafer Bey, Zafer Bey. Zafer Bey, lütfen. Zafer oturun, Bey. Oturun, oturun, oturun. Evet. Kararınız nedir? Bakın. Size verilen şansı iyi değerlendirmediğiniz için disiplin kurulundan atılmanız dışında bir karar çıkmayacak. Biz bu kavgada haklı olan tarafız hocam. Sizden başka öğretmenler de var bu okulda. Ve bizim yanımızdalar. Sizin aklınız fikriniz bizi bu okuldan atmak hocam. Öyle olsaydı kabul edilmemeniz için elimden geleni yapardım. Buraya gelip bu işi bitirmeniz için sizi ikna etmeye çalışmazdım. Çocuklar, bu eylemi bitirin. Tiyatro oyununuza da ara tatilde çalışırsınız. Teklifimiz bu. Ne oldu? Kendinizi suçlu hissetmeye mi başladınız? Bir çıkar yol bulmaya çalışıyoruz. Kabul etmiyoruz. Oyuna çalışmaya devam etmek istiyoruz. Niye geri adım atmak sizin için bu kadar zor çocuklar? Niçin kendinizi bu kadar üste görmeye çalışıyorsunuz? Kendimizi üste görmeye çalışmıyoruz hocam. Hadi biz genciz ve geri adım atmıyoruz. Ya siz? Siz öğretmensiniz. Sizden olgun davranıp bizi anlamanız beklenmez mi? Bence de. Geri adım atmamakta direnen sizsiniz. Bu oyunu elimizden almakla bir hata yaptığınızı kabul etmek istemiyorsunuz. Ben son sözümü dün söyledim. Ders zili çaldığında sizi sınıfta görmezsem hakkınızdaki disiplin kovuşturmasını işleme koyacağım. Ve lise maceranız son bulacak. Okuldan uzaklaştırılacaksınız. Atılacaksınız. Evet. Sizi bekliyorum. Suna Hoca'nın dersine girmeyeceğiz. Evet, girmeyeceğiz. Evet, girmeyeceğiz. Bizi korkutarak kararımızdan vazgeçiremeyeceksiniz. Evet, girmeyeceğiz. Peki. Siz bilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çocuklar. Hocam. Kemal Hoca. Kemal Hoca. Kemal Bey. Hocam. Hocam. Kemal Hoca geldi. Hocam. Hocam. Hoca. Aha dostmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Oh, oh, oh. Mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara?